Sevgili Egeon TV izleyenleri, çok güzel bir İzmir akşamındayız ve bir düğün merasimindeyiz aslında ama burada biz düğün için değiliz. Çok değerli bir konuğumuzla beraberiz. Yörük Türkmen Kadınları Derneği Başkanı Sevim Hanım yanımızda. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevim Hanım. Çok şıksınız bu arada. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir öncelikle Egeon TV izleyenleri, Ege bölgesi sizi bir tanısın. İsmim Sevim Arslan. Dediğim gibi derneğimiz Yörük Türkmen Kadınları Derneği. İzmir'de faaliyet gösteriyoruz. Biz derneğimiz 2015 yılında kuruldu. Derneğimizin amacı Yörük kültürünü geçmişten günümüze yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Çünkü kültür bir derneğin, bir ülkenin can damarlarıdır. Geçmişini bilmeyen geleceğe yaşayamaz yani, geleceğe aktaramaz yani. Kesinlikle. Kaç üyeli bir dernek? 45 civarlarında falan. Peki aranıza yeni katılanlar da oluyor mu? Mesela şimdi biz de bu programı izleyip de derneğe üye olmak isteyenler olursa tabii. Kabul mü? Tabii kabul. Ne yapmaları lazım? Yani bize bir dilekçe vermeleri yeterli oluyor zaten. Biz onları kayıtlarını yapıyoruz. Kaydedildiğine dair de kendilerine bilgi veriyoruz. Nasıl ulaşacaklar? Bir adresimiz herhangi bir yer var mı? Bizim adresimiz... Google'dan mı ulaşsınlar? Nasıl yapalım? Google'dan da ulaşabilirler. Şahsen de başvurabilirler. Nereye? Şöyle bir şey var. Bizim yerimiz Bornova'da. Sivil Toplum Kuruluşları binasında, Altındağ'da. Bornova Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu. Genelde orada birçok derneklerimiz var. Aynı şey orada faaliyet gösteriyoruz. Oraya da başvurabilirler. Zaten adres belirli. Sivil Toplum Kuruluşları binası, Altındağ'da. Neler yapıyorsunuz peki? Nasıl aktivitelerde bulunuyorsunuz? Bizim aktivitelerimiz genelde Yörük Dernekleri İzmir çapında veya ilçelerinde festivaller düzenleniyor. Mesela aşure günleri oluyor veya işte akşamları kına geceleri oluyor. Yani geçmişteki şeyleri, gelenekleri, görenekleri bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Festivallerde mesela geçmişte yaşanılmış bazı gelenekler, ne bileyim hani koyunları kesmeler falan, böyle bu şekilde canlandırmalar falan oluyor. Yörük türküleri var özellikle aynı şekilde. Biz böyle obaya falan çıkarlar. Böyle etkinlikleriniz de var mı? Zaten de dernek festivaller genelde obalarda falan oluyor. İlçelerdekiler özellikle yaylalarda oluyor. Çadırlar kuruluyor orada. Düzenli bir aktivite var mı bununla ilgili? Tabii var. Bizim gruplarımız var zaten. Derneklerimiz var. Derneklerin bağlı oldukları şeyler var. Gruplar var. Oradan zaten duyuruluyor. İşte şurada şu festival olacak. Buyurun gelin diyerekten. Zaten başkanların olduğu, üyelerin olduğu gruplar var. Oradan haberleşiyoruz zaten. O şekilde davet ediliyor. Gidiyoruz yani. Böyle bir aktiviteye davet edilmek isteriz. Vallahi. Güzel bir program çıkartırız. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok eğlenceli oluyor. Yani çok eğlenceli oluyor. Güzel bir gün geçiriyoruz. Evet, burada da şimdi az sonra merasim başlayacak. Buraya da arkadaşlarınız geldi sağ olsunlar. Evet. Egeon TV için güzel bir gösteride de bulunacaksınız. Aynen. Bu gösteriyle ilgili de bir şeyler alalım sizden. Şimdi bu gösteride biz zaten biz Yörük Türkmen Kadınları Derneği yönetimindeki arkadaşlar aynı zamanda halk oyunları ekibiyiz. Ve dediğiniz gibi festivallere gittiğimiz zaman veya bu şekilde arkadaşlarımızın düğünlerinde çıkıyoruz. Halk oyunlarımız var, onları oynuyoruz. Burada da yine aynı şekilde oynayacağız. Evet, son olarak yörüklerimize neler söyleyeceksiniz? Kapanışı sizle yapalım. Vallahi yörüklerimiz dediğim gibi bizim aslımız zaten yörük. Yörük Türkmen dediğimiz zaten Türkiye'nin aslı odur yani. Anadolu'dan göçüp gelmiş, yaylalarda yaşamış. Kırsal yaşamdan ziyade yaylalara yörüklerin çıkmış oldukları, keçileri ovalarda, daha sonra ovalara iniyorlar o şekilde. Şeyimiz bu, kültürümüz bu. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Çok sağ olun. Ve gösterinizi merakla bekliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. We'll be right back.
Ezgi ve Selcan'ın mutlu günlerinde bize güzel bir gösteri sunan Yörük Türkmen Kadınları Derneği üyelerine çok teşekkür ediyor ve programımızın sonunda sizleri Yörük ve Göçmen iki ailenin kına gecesinden görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Sırmalı peçesi yarım, dünyaların güzeli gül gelin hanım.